ilk soru çok ilginç bu arada bir şey söyleyeceğim bazı televizyon kanalları tamam mesela aslında şuna çok inanıyorum e, güzel bir şey yaptığın zaman beraberinde seni e, tak, taklit etmek demeyeceğim e, senin yaptığını uygulaması güzel ama bazı televizyon kanalları çok enteresan bizim aynı soruları alıp kendileri yayınlıyorlar <laughs> demek ki yok oraya da gidiyor olur, bu olur, sorular olur. aşk dizileri izlemek hocam ne? Aşk dizileri. Evet. Şimdi bütün dizilerin içinde aşk var. Ama seyircimiz şöyle ha. sormuş. Aşk dizileri izlemek oruca zarar verir mi? Aşağı tükürsen sakal, <laughs> yukarı tükürsen bıyık derler ya. He. <laughs> Şimdi dizi seyredebilirsiniz. Ha. Bunun içerisinde aşk da olur, meşk de olur. Olmaz değil. Zaten bizim hele Türkçe ise efendim fakir olan zengin kız evet. veya zengin olan fakir kızdır. Efendim o şekilde gider o. Ama bu aşk dediğiniz şey bizi gayri meşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa, Ramazan orucu tutarken bizi başka başka kapılara doğru sürüklüyor ise elbette Ramazan orucunun sevabı kalmaz. Hı. Yani şurada söylenmeyecek bir laf var onu söyleyemiyorum ama erkekler anlasınlar. Yani o aşk dizilerini seyrederken kendi kendinize başka işler yapmaya kalkarsanız o zaman ne oruç kalır, ne namaz kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Evet. Hani, Düğünümde... Bula, bula, bula sormuş bana internette de. Dedim kızım bula bula bunu mu buldunuz Allah aşkına? Bir şey sor. Yine buna, buna benzer bir şeydi. İftarda herhalde beraber bir mahsur var mı filan diye sormuşlardı. Dedim ya bunu bula, bula. <gülüyor> <gülüyor> bunu mu buldum Ay, yani? Ay tövbe yani. estağfurullah. Allah aşkına, abi. Bir de soruyor. ...iftarımı mı ben sigara ile açabilir miyim? Ay ya, ya iftar saati olmuşsa, iftar saati olmuşsa peygamberin sünneti var sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hurma ya, ya efendim suyla. Zemzem yok zaten bizde. Suyla. Efendim zemzem varsa alerrahsi velay. Zemzemle açabilirsiniz. Amenna ama. Yoksa peygamberin tavsiyesi hurmayla o da yoksa suyla aç iftarını ondan sonra ne nane yiyeceksin ya Allah Allah. Sevgili seyircimizin düğününden kalan 8 tane bileziği varmış. Onların diyor zekatını vermek zorunda mı? <laughs> bu, bu saygıdeğer seyircimiz bu 8 tane bileziğini ki 80.18 gramı geçer ne zaman için, niçin biriktiriyorsa biriktirsin, niçin bekletiyorsa bek bekletsin ki eminim bu bir nedir? Anne olduğu için de evlenecek çocukları vardır. Evlenecek çocuklarının ileride düğünlerinde, derneklerinde yardımcı olur düşüncesiyle efendim hanımefendi bunu biriktiriyor. Eğer 80.18 gram altınınızı ve onun karşılığı olan paranız varsa... Tamam mı kızım? Evet hocam. Eğer, dinliyorum sizi. Eğer ev için bir anta antlaşma yapmamışsanız, ev eşyası için bir anlaşma yapmamışsanız, herhangi bir malzeme için bir anlaşma yapmamışsanız, bayramdan sonra ödeyeceğiz diye bir anlaşmanız yoksa veya şu tarihte ödeyeceğiz diye bunların zekatını vermek durumundasınız. Peki bir başka seyircimiz hocam oruç tuttuğumda elim ayağım titriyor. İnanın iftara kadar fenalaşıyorum demiş tutmasam olur mu ne dersiniz? Ee, şimdi oruç önemli bir ibadet. Hazırletli bir ibadet. Hı hı hı. Şimdi bu arkadaşımız kimse kadınsa da erkekse de bu arkadaşımızın mutlaka bir mütehassıs doktora muayene olmasına ihtiyaç var. Hı hı. El aya niye titriyor? Açlığa niye tahammül edemiyor? Şimdi kızım su mu tasıhı diyor peygamberimiz. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız diyor. Tabii. Ve i böyle söylediğine göre sallallahu aleyhi ve sellem ellerim titriyor, ayaklarım titriyor filan. Şimdi onun sorduğuna göre ben derim ki elin titriyorsa, ayağın titriyorsa kendinde değilsin. Var oruç tutmana gerek yok. Ama sen bir hastasın. Hasta olduğun için mutlaka bir doktora gözükmelisin ve Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade etmelisin. Peki bir başka sorumuz da şu kredi borcu devam eden evimin zekatını vermek zorunda Hı -hı. mıyım? Kayınvaliden vermelisin diyor. Ben birkaç yerde araştırdım. Kredi borcun devam ettiği için vermek zorunda değilsin diyorlar. Yusuf Kalaklı hocam bu soruyu nasıl cevaplar demiş? Şimdi bir şirketten ev aldık. Hı -hı. Bize taksitle ev verdi. Bankada da bir miktar birikmiş paramız var. Hı -hı. O birikmiş paramız da. Şey, zekat verecek seviyede. Biz bir senelik taksidi diyelim ki ayda 2000 lira ödüyoruz. Ayda 2000 lira ödüyoruz. Bir senelik taksidimiz kaç para tutar? 10 ayda 20 bin lira mı 22 bin lira mı 24 bin lira mı? 24, <laughs> 24 bin lira. lira. Biz o paramızdan 24 bin lira yani bir senelik kredi borcunu çıkarırız. Geri kalan paramız nisap miktarında kalıyor ise onun borcunu veririz. Şey, şey, zekatına yani krediyle ev aldık, krediyle araba aldık, krediyle bilmem ne aldık diye efendim zekattan vazgeçmeyiz. Onu aldık, o kenarda duruyor. Yani kredi 180 ay diyor mesela. 180 ay bankada büyük bir falan duracak ve sen kredi borcun var diye zekat vermeyeceksin. Denişleri yüksek kurulum. Borcu olanlar için de aynı şey geçerli mi? Fetrası önünde. He? Borcu olanlar için de Bor, Borcu olanlar için de daha önceden söyledik. Gene söyleyelim Hı. madem. Hatırlattığın için iyi oldu Allah razı olsun. Borcu olanlar da meşru borçlarını paralarından düşerler. Düşerler. Meşru borç dediğiniz? Ya bir sürü abuk borç ediyorlar ya. Onu söylemek istemiyorum. Borçlarını düşerler. Her harikalda borçlu adamca borcunu düşer kalan parası nisap miktarı ise onun zekatını verir. Peki. Nur. Aha geldik. Aha gidiyoruz <laughs> kızım. Aha geldin. Aha gidiyoruz. 50 sene oldu dedi. Berlin'den gidelim. Evet. 50 sene. Ömrümüzün yarısı gitti Berlin'de. Tamam mı kızım? Tabii. Geriye ne kaldı? Geriye 3 sene 5 sene Allah uzun ömür versin. Sağlıklı ömür versin. Ne yapar isen. Hocam 3 sene 5 sene ben, ben de onun yaşında onun gibiyim ya Allah Allah. ...ben de 50'si, 59 senedir İstanbul'dayım... ...şimdi geriye ne kaldı kızım... ...şöyle dönüp baktığında arkada Hiçbir ne var... Şey. ...dönüp baktığında arkada... ...bir fakire el uzatmışsan... ...bir öksüze, bir yetime el uzatmışsan... ...kalan o be kızım... ...başka Tabii. yok ya... ...akşam iftar sofrasında gene... boğazma tıkıldı be boğazma. ...böyle bir sanki bizim... ...hayvanlara verdiğimiz yem gibi bir yem gösterdiler avucunda efendim kadar. Bunu dediler Afrika'da bunu öğütüyor çocuklarına yediriyor. Bak, bunu öğütüyor çocukların en çok israf da bizde iftar sofralarında. En çok israf da. Sonra da kalkıyoruz duamızı kabul. Niye duan kabul olsun sen be? Sen duan kabul olması için samimi bir Müslüman olmalısın. Al şimdi gel okuma şiir. Hadi bakayım. Gel şimdi şiir okuma. Heh. <laughs> Hocam şiir okumak için bahane arıyorsunuz. <laughs> evet, Şimdi Ahmet Durmuş diye bizim emekli bir müftümüz var. He. o benim Aziz ağabeyimdir Necip Fazıl kısa kürek. Kısa kürek yok da şeye uysun diye. Necip Fazıl bir gün Abdülhakim Marvasi'ye. O onun şeyhidir. Hı hı. Abdülhakim Marvasi'ye bu ümmeti Muhammed'in gidişi nereye? Sen bana ümmeti Muhammed'i göster. Allah kul Peygamber sadık ümmet ister. Allah kul ister. Peygamber de sadık, sadık ümmet, ümmet ister. ister. Hani nerede ümmet Muhammed? Söyle. Perişanlık çeker mi hakiki ümmet böyle? Perişanlık çeker mi hakiki ümmet böyle? Çekmez. Niye perişan bütün İslam alemi? Niye? 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 Kur'an'ın gösterdiğini tatbik etmediği için perişan. Hmm. Diliyle söyleyip. Bedenen amel etmediği için böyle. Müslüman elhamdülillah? Amin Namaz var? Yok. Oruç var? Yok. Zekat zaten zengin değilim. Hac zaten zengin değilim. Geriye ne kaldı? Geriye bir kelime şahitat kaldı. Geri ver. Hani bir hikaye anlattım ben sana. Eskiden devlet memurları imdan ederler. Memuriyeti öyle alırlarmış. Girmiş adam içeri. Ben öğretmenlik yaptım. O işler azıcık biliyorum. İlk girdiğinde öğrencilerimiz basit soru sorarız. Şimdi o yarışma programlarına dikkat edin. Çok basit sorular sorarlar. Bu ya bu da sorulur mu filan dersin. O onun gazını almak, heyecanını <laughs> almak için o, efendim yavaş yavaş sorar. Tabii. Biz de öyle basit sorular sorarız. Kadı da sormuş. Kadıyı müftü kabul eder. Kadı müftü değil, kadı hakim. Kadı da sormuş. Oğlum İslam'ın şartı kaç? Bir tane demiş. Kadı şaşırmış. Ulan niye bir tane? Oğlum dikkatini çekiyorum ben. ...İslam'ın şartı kaç. Bir tane efendim. Sinirlenmiş. Nasıl bir tane ya? Ya o kadar efendi demiş. Kızmayın ama namazla orucu biz fakirler kaldırdık. Biz fakirler namazda kılmayız. Oruçta tutmayız. Zekatla haccı da siz zenginler kaldırdınız. Zekatla vermezsiniz. Hacca da gitmezsiniz. Geriye bir kelime şartı kaldı. Gök gürleyince, şimşek çakınca, <laughs> zelzele olunca siz de kelime şehadeti getiriyorsun. Biz de getiriyoruz. Şimdi namaz var mı? Yok. Oruç yok. Zekat yok. Hac yok. Ne var? Ay hocam sakin. <laughs> ne var? Bir kelime şehadet var. Ama Müslüman. İmanına bir şey demiyoruz kimsenin. Sorgulama hakkımız da yok. Yok. Ama samimi olun azıcık ya. Allah lillah aşkına ya. Samimi olun. Ve bütün İslam alemi perişanlık içinde mi kızın? Perişanlık içinde.